Sevgili ikizler burçları, ay burcu ikizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlarım, hepinize saygılar, sevgiler sunmak istiyorum. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Bir çarşambadan bir çarşambaya yorumlara başlıyorum. Arkadaşlar, biliyorsunuz çarşamba Utarit günü, Merkür günü. Eskiden ona Utarit derlerdi İslam astrologları. Ve ani başlangıçları, hareketi temsil ediyor. Hayatımızdaki ani başlangıçlar ve bereketi temsil ediyor. O yüzden sevgili dostlarım, bakalım sizleri neler bekliyor bu süre zarfında, tek tek yorumlamaya çalışacağım. Yeni katılan tüm dostlarıma hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Her burcun günü ayrıdır. Çarşambada Merkür günüdür. İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür olduğu için o gün başladığınız zikirlerden hayır ve hasenet görürsünüz arkadaşlar. Şimdi A'raf suresi 131. ayet der ki, fakat kendilerine iyilik gelince bu bizim hakkımızdır dediler. Ve başlarına bir kötülük gelse Musa ile beraberindekileri uğursuz sayıyorlardı. Bilesiniz ki onlara gelen uğursuzluk Allah katındadır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Yani arkadaşlar, başlarına bir kötülük geldiğinde Hazreti Musa'yı uğursuz sayan bir kavimden söz ediyor. 132'de devam ediyor, diyor ki A'raf suresi arkadaşlar. Ve sen bizi büyülemek için her ne ayet getirsen imkanı yok, sana inanacak değiliz derlerdi. Burada yine Hazreti Musa'nın hırpalanması, İsrail oğullarının işte sabretmeleri, Firavun kavminin yaptıkları anlatılıyor arkadaşlar. Burada duygusal anlamda bazı sıkıntılarınızın olduğunu görüyorum ikizler burçları. Bazı sıkıntılı süreçlerinizin yaşandığını görmekteyim. Kalbinizle zihniniz arasında bir tezat oluşmuş durumda. Her ne kadar gelecekle ilgili yatırımlar yapılsa da, duygusal yatırımlar yapılsa da, bazı maddi zorluklardan ve bazı kaygılardan dolayı şu anda 4 aydır bir sıkıntı çektiğinizi görüyorum. Bu sıkıntının sonu gecikmiş bir mutluluk veriyor arkadaşlar. Mutluluğunuz daim olacak ama geçici bir sıkıntı bu. Mutluluğunuzun daim olacağını söyleyebilirim. Temmuz ayından itibaren gerçekten güzel bir dönemece girmişsiniz. Dünya adeta senin ayağına gelecek sevgili dostum. Hiç merak etmeyesin. Bir şeyler ayağına gelecek. Bazı rüyaların var, çıkacağını görüyorum. Kötülüklerden korunacağını kesinlikle ve kesinlikle görüyorum. Kötülüklerden korunacaksın. İki kişinin karşılık konuşması var. Ayağınızın altına adeta bir tuzak kurulmuş. Dedikodulardan oluşan bir tuzak. Keskin dilli birilerinden alacağın böyle negatif enerji, onların senin yüreğini yakmaları, bir huzursuzluk var içinde. Ya bu huzursuzluğun giderileceği bir dönem yaşayacaksın hayırlısıyla. Tamam, bazı mücadelelerin sürebilir ama ne olursa olsun verdiğin mücadeleye değen bir dönem var. Kalbine sirayet etmiş bir huzursuzluk son buluyor. Kederin yok oluyor çünkü iç dünyana dönüş yapıyorsun. İçe döndüğünde içsel bir yolculuk yapacaksın, bu da mübarek olacak diyor. Ve fırtınalı bir denizdesin. İçinde dönen bir fırtına, esen bir rüzgar sana dönüşümü haber veriyor iznallah. Gafil avlamaya çalışan iki düşmanın senden uzaklaşacaklarını söyleyebilirim. Arkadaşlar, boyun eğmeden ilerleyeceğini gösteriyor ikizler burcu. Zaten ikizler burcu nedir? Lider bir burçtur arkadaşlar.
liderlik kazanacağınız, kendinize çeki düzen vereceğinizi görüyorum. Ve hepsinden önemlisi tepe çakranızla ilgili bir sorun var. Tepe çakrada sorun oldu muydu? İlahi kudret akmaz arkadaşlar. Bu da sizde bazı sıkıntılara yol açar. İlahi kudretin akacağı bir döneme geleceksiniz. Sıkıntılara atacağınız bir dönem yakındır. Sana inanmayan bir kadın ve bir erkek var. Aile içinde bunlar. Kardeş, akraba, anne baba, her neyse. Sana inanmayan birileri var. İnanacak sana. Güvenecek sana. Yakın zamanda bu sıkıntıları atlatacaksın iznallah diyorum. Yalnız boyun bölgendeki sıkışma, boyun ve sırt bölgendeki sıkışma inatlaşmaktan oluyormuş arkadaşlar. Hayatla inatlaşmayın. Biraz hayatın dümen suyuna gitmeyi öğrenin. Olur ya, yoklukla da yaşar insan, varlıkla da feraha ulaşsa da. Yani türlü türlü sıkıntılar insanoğlu içindir. Atlatırsınız arkadaşlar. Yoksa biz uyamazsak eğer bu zamanın akışına, böyle fizyolojik rahatsızlıklar oluyor ve de akışı durduruyoruz. Boyun bölgesi rahatlayacak, sırt bölgesi rahatlayacak ikizler burcu. İnatlaşmadan olmuş. Galip değilsin, tam tersi. Mağlup değilsin, tam tersi galipsin enerjisi çıkıyor arkadaşlar. Yaşlıca bir adamın hayır duasını alıyorsun ikizler burcu. Çok hayır etmişsin ikizler burcu. Kesinlikle bu ara ışığın, kandilin yanacak diyor. Hanende bir bereket olacak. Yaşlı bir adamın, bak adam diyorum, kadın demiyorum, yaşlı bir adama bir iyilik yapmışsın. Gerçekten. Çok büyük dua etmiş, çok çaresiz bir anında. Ona arkadaşlık mı ettin, bir şey mi verdin, yemek mi verdin, ne yaptıysan. Çok da sana hayır hasenet sahibi bir adam. Hem de bu insanın size maddi olarak da desteği de olacak arkadaşlar. Asil bir adam, iyi bir adam. Önceden, yani bilemiyorum. Önceden mi tanışıyorsunuz, yeni mi tanıştınız, bir iyilik yapmışsınız. Her bir kelimesi altın olup üzerinize yağacakmış arkadaşlar. Çok hayır işlemişsiniz, neyse öyle çıkıyor. Ve de bunun iyilik ihsan edeceğini, size azimli çalışmanın, emeğinin karşılığını alacağını görüyorum. Haksızlığa uğramışsın. Bu haksızlık üzerinden gidiyor ikizler burcu arkadaşım. Ya azim zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 1020'dir. Her türlü emeğinizin karşılığını almanız için ve kötülüklerden uzak kalmanız için. Ya azim 1020 efendim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın ve gelecek hafta görüşmek üzere diyorum. Seviyorum sizi.